Son olarak Üsküp'te çekilen Balkan Ninnisi dizisinde başrol oynayan Erdal Özyağcılar sahilde yürüyüş yaparken magazin altı kamerasına takıldı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Vallahi şu anda bir şey yaptım yok çünkü bu şeyden Üsküp'ten yeni geldik, çok yorulduk orada. Nasıl geçti çekimler? Güzel geçti. Ben bir de orada influenza oldum. Ya o da biraz yordu. Şimdi çok iyi. Benim bu klasik böyle Ekimler, Kasımlar geldiği zaman anlatabiliyor muyum? Ben burada başlarım yürümeye. Şeye kadar. Nisan'ın 15'ine kadar. Dijital projeleri geç izlemeye başladığını belirten Özyağcılar yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Ben artık sanayi diyeceğim. Bu dijitallerle çıkınca küçük bir sanayi oldu. Başarılı işler çıkarıyorlar. Yalnız ben dijitalleri biraz geç izlemeye başladım. Yani bu bir sene falan, 1,5 sene falan oluyor. Daha çok şeyde vaktim de oluyordu Üsküp'te. Fakat ben dijitallere çok şaşırıyorum. Ya bütün hikayelerde şey var. Doğa güçleri, hayaletler, ne bileyim böyle cadılar, tamam mı? Böyle bunlarla nasıl insanlar bu dizileri seyrediyorlar? Bir iki tane sonra sıkılıyorsun. Anlatayım mı? Orada böyle bir hepsinde ama bir gariplik var. Samimi gelmiyor galiba anladığım kadarıyla. Samimi değil, kolay ya. 74 yaşındaki usta aktör cenaze hizmetleri veren bir ailenin hikayesini anlatan bir proje yazdığını söyledi. Ben de onlara kızdım, şimdi bir senaryo yazıyorum ama benimki hem korku ama realiteli şeyi yazıyorum. Hadi bunu söyleyeyim. Cenaze hizmetleri yapan bir aileyi yazıyorum. www.cenazehizmetleri.com.tr Gerçek mi? Gerçek tabii. Nasıl, içeriği nasıl olacak? İçeriğini söylemem artık, çalarlar çünkü. Oyuncu var mı aklınızda? Yok. Tabii kendi rolümü biliyorum. Erdal Özyağcılar Mahsun Kırmızıgül imzalı prestij meselesinin ardından Selçuk Aydemir'in Güven Bana isimli filminin vizyona gireceğini belirtti. Bütün arkadaşlarım böyle Mahsun'a destek olsun diye küçük küçük rolleri vardı. Asıl benim şey geliyor. 24 Şubat'ta Selçuk Aydemir'le çektiğimiz Güven Bana. Bak onu seyredin, o çok enteresan bir film oldu. Güven Bana'yı Japonya'da da oynatsanız gülerler. İngiltere'de de oynatsanız gülerler. Ne bileyim, İtalyanlar da güler mesela. Öyle bir evrensel komedi tadı olan bir şey oldu, film oldu. Öte yandan Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar'ın evlerine tadilat yaptırmak istedikleri usta tarafından 80 bin TL dolandırıldıkları gündeme gelmişti. Biz onları hepsini hallettik. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir problem olmadı. Yok, hiç problem yok. Peki, rastgele baba. Tutar mısınız siz onu? Vallahi tutarım ama şu anda yürümekten vaktim olmuyor.